Onlar enkazın altında kalmıştı. Halam bir kaldı ama çok şükür iyiler. Ben Sevim Tekin. 11 senedir bu işi yapıyoruz. 6 Şubat sabah hiçbir şey yoktu. Sallantıyla uyandık. Hayvanlarımızda falan bir sıkıntı yoktu. Biz tekrar biraz sakinleşince koyunlarımızı yemledik. Tekrar bu sefer içeri koyduk ama ikincide hani ikincinin olacağını bilmiyorduk. İkincide zaten kurtarma gibi şansımız olmadı. Evimiz, koyunlarımız ve akırımız ikincide yıkıldı. Dur dur bu kapı. 6 Şubat'tan beri herkes bir şey söyledi. Hani siz bu işi böyle yapamazsınız gibisinden konuşuldu. Hani tekrar bu işi geri çoğaltamazsınız. Bütün emeğiniz gitti denildi. 11 senelik tüm emek yok oldu denildi. Ama biz dedik ki hayır, olsun ya da olmasın. En azından bu işi devam ettireceğiz ve çoğaltmayı da düşünüyoruz. Ve zaten kaybımız da geri gelmiş oldu. İnşallah bunu iki katına da yaparız. Hatta birkaç tane içinde kuzu vardı. Onların sesini duydum, çıkartmaya çalıştım ama çıkaramadım. Kızlarımın hepsinin adı var. Nazlım var, kara incirim var, Nergiz'im var. Ben bu işi bilmiyordum. Eşim evlenmeden önce bu işle uğraşıyordu. 11 senedir evliyim ve ben de bu işe eşime destek oluyorum. Ama şimdi ondan çok seviyorum. Bıraksa bıraktırmam artık. Ama öldükleri için yani çok üzüldüm ama şimdi verildi, daha çok seviniyorum. Bu işi de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Zaten gelip baktılar. Başvuru zaten oldu, bildirildiler. Gelip baktılar, yükleme yapıldı. Enkazı saydılar. Ölü sayısına bakıldı. Tutanak tutuldu. Akırın içine yani girip baktılar. Sayımıza göre verdiler. Memnunuz. Hani mesela umudumuz hani en azından daha çok oldu. Bir şeyler olacağına inanıyoruz artık. Daha çok çoğaltmayı ve büyütmeyi düşünüyoruz. Çünkü eşimin arkasında benim arkamda da eşim var. Biz akırımızın falan önce yapılmasını istiyoruz. Biz soğuk memlekette yaşıyoruz. Biz şimdi iyi kötü dışarıda idare ettik koyunlarımızı. Önümüz yaz diye. Ama sonu kışa gidiyor. Kışın açıkta asla olmaz. Bizim en azından hemen eve ya da akırımıza girmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız aynı yardım olarak yetiştiricilerimize hayvanları telef olan, depremde enkaz altında kalan, kayıtlı olan, Türkvet'te kayıtlı olan hayvanların yerine, hatta birebir aynısının da daha iyisi, TİGEM Genel Müdürlüğü aracılığıyla bu ailemize 144 tane dişi, 7 tane de erkek olmak üzere 151 tane hayvan teslim etti. Tabii bu ailenin dışında bir 159 tane daha ailemiz var. Depremde hayvanları telef olan. Onlara da hayvanları teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü olarak deprem sürecinde depremden zarar gören yetiştiricilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz.